arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ertuğrul'la ilgili ve diğer bütün devrimci arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza ilgili neler denilebilir? Hepiniz biliyorsunuz ama ben başka bir şeyden bahsedeceğim. 3 hafta kadar önce en yakın, sanırım 3 hafta kadar önceydi. Ayşe teyzenin yanına gittik, Ertuğrul'un annesinin yanına. Onunla konuştuk biraz, dertleştik, ağladık. Yarası halen tazeydi ve benim birkaç söylemek istediğim bir şey vardı orada. Ayşe teyze şu an sağlık durumu iyi. Hepinizin bilmesini istediğim bu. Hepinize çok selam söyledi. Buraya gelemeyeceğini ve kendisini burada kötü hissettiğini. O yüzden hepinizden tek tek özür diledi ve hepinizi kucak dolusu öptüğünü söyledi. Ve şöyle birkaç bir şey konuştuk eskiye dair. Ayşe teyze de malum ya artık yaşı biraz ilerlediği için. Bana dedi ki fakir aile çocukları, eğitime muhtaç aile çocukları var mı dedi. Ne yapacaksın Ayşe teyze dedim. Ertuğrul arkada bizim boş bir oda var ya dedi. Ertuğrul orada ders verir dedi. Söyle onlara dedi gelsinler dedi. Paranız var mı dedi. Kendinize dikkat edin dedi. Yani bunu anlatmamın nedeni şu. Böyle insanlar. Ya yani bu analar bu çocukları doğuruyorlar. Herkes için bu canlar yutuyor. Birdik, bin oluyoruz. Yine öldürsünler hiçbir şey değişmeyecek. Yine bin olacağız. Yani bunu paylaşmak istedim. Halen daha diyor ki bana, arkada oda var, arkadaki ev var, oraya getirin. Ertuğrul onlara ders versin diyor. Ertuğrul dedim, bir sürü Ertuğrul vardı, onlar verir dedi. Teşekkür ederim.